Diş bizim her şeyimiz. Bana göre insan yüzünde saçlardan ve gözlerden sonra en önemli organ diyebiliriz. Bizi tanımlayan bir şey çünkü. İmplant, diş eksikliği durumlarında yapay diş kökü olarak kullandığımız protezler diyebiliriz aslında bakarsak. Bunu tek diş eksikliklerinde de kullanabiliriz. Çoklu bölgesel eksikliklerde de köprü yapmak için kullanabiliriz. Ya da total dişsizlik vakalarında, yani tam dişsizlik dediğimiz vakalarda da, ağzında hiç diş olmayan hastalarda da implant yaparak yarı hareketli ya da sabit protezler yapabiliriz. Kolon gibi düşünebilirsiniz. Bir binadaki kolonlar gibi düşünebilirsiniz aslında bakarsanız dişleri. Çene kemiğinin destekçisidirler dişler. Dişler çekildikten sonra zaman içerisinde kemikli çökme meydana gelir. Hem yatay olarak hem dikey mesafe olarak bir çökme meydana gelir. Bu kişiden kişiye göre farklılık gösteren bir şeydir. Bu değişiklikler sonucunda zaman içerisinde özellikle arka bölgelerde yeterli kemik yüksekliği elde edemeyiz. Yoktur. O bölgeye implant yerleştirmek istediğimizde ya kısa implant yerleştireceğiz, çok kısa implantlar yerleştireceğiz ya da o bölgede kemik elde etme çabasına gireceğiz. İşte biz bunlar artık geleneksel yöntem diyoruz. Geleneksel yöntemlerde hastamıza bunu anlatıyoruz. Siz bana geldiğiniz zaman ben her iki alternatifi de hastaya anlatıyorum. Diyorum ki isterseniz arka bölgelere ben illaki implant istiyorum derseniz o zaman uygulayacağımız yollar şunlar. Nedir? İşte üst çeneye sinüsümüz var. Alt çenede sinirimiz var. Sinirimizin üstünde kemik olması lazım ki yeterli uzunlukta implant yerleştirelim. Kemik tozlarıyla ağzınızın başka bölgesinden alınacak kemiklerle o bölgelerde kemik elde edeceğiz. Bu işlemler tabii yine kişiden kişiye göre farklılık gösterir ama minimum 6 ay sürer. Sonrasında implant yerleştireceğiz. Bu da en azından 3 ay beklemek zorundayız çoğunlukla. Özellikle kemik elde ettiğimiz bölgelerde implantın tutunması biraz daha zor olur, biraz daha zaman alır. 3 ay beklediğimizi düşünürsek 9 ay etti. İşte onun üstüne diş yapımı 1 ayda o. Minimum 10 aylık bir süreçtir. Ve bu süre içerisinde de maalesef dişsiz kalacaksınız. Dediğimizde hasta bunu tercih ediyorsa tabii ki yapabiliriz. Ama bundan çok daha kolay bir yöntemimiz var. All-on-4 sistemini uygulayabiliriz. Birincisi alt çeneye 4 tane implant yerleştiririz. Yani implant sayımız azalır. İkincisi komplike cerrahilere girmeyiz. Nedir onlar? Ağzınızın bir başka yerinde ekstra bir yara oluşturmamıza gerek yok oradan kemik almaya. O bölgede kemik elde etmeye gerek yok çünkü oralara zaten dokunmayacağız. Bizim için ön bölgeniz yeterli. Tabii ön bölgede kemik varsa. Ama hani genellikle bütün bireylerde, yani çoğunluğunda %99 diyebilirim. Alt ön bölge, üst ön bölgede genellikle kemiğimiz oluyor. İnce olabiliyor bazen, desteklememiz gerekebiliyor ama genellikle rezorpsiyon dediğimiz o erime arka bölgelerde meydana geliyor. Ve ön bölgede bize destek olacak kemik genellikle bulunuyor. All-on-4 implant sistemi aslında 2000'li yılların başlarında bulundu. Ama o dönemde çok tutulmayan bir yöntemdi. Son yıllarda daha çok kullanılmaya başlandı. Çünkü özellikle tam dişsizlik vakalarında arka bölgelerde istediğimiz miktarda, istediğimiz hacimde kemik olmadığı zaman sabit protez yapmakta çok zorlanıyoruz. O bölgede kemik elde etmeye çalışıyoruz. Ve istediğimiz kemiği de elde etmek de çok kolay bir şey değil. Hem çok ciddi bir emek istiyor, cerrahi işlemler yapmanız gerekiyor, çok ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor ve bir süre de dişsiz kalmanız gerekiyor. Artık zamanımız hız zamanı olduğundan dolayı insanlar bir an önce dişlerine kavuşmak istiyor. Ve çok daha az cerrahi işlemler uygulayarak, çok daha az sayıda implant yerleştirerek hastamıza sabit bir protez yapma imkanı sağlıyor All-on-4 implant sistemi. Ve son yıllarda da aslında sıklıkla uygulanmaya başlandı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de. All-on-4 implant sisteminde biz implantları köşedeki implantlarımızı açılı bir şekilde yerleştiriyoruz. Açılı bir şekilde yerleştirmemizin sebebi
Mümkün olan en uzak köşeye gidebilmek. Bunun da implantları açılı bir şekilde yerleştirdiğimizde elde edebiliyoruz. Alt çeneye 4 tane, üst çeneye 6 tane implant yerleştirerek birincisi hem implant sayısını azaltıyoruz, cerrahi sayısını azaltıyoruz. Diğer komplike cerrahilere göre çok daha basit bir cerrahi işlemdir bu. Hemen üstüne geçici diş yapabiliyoruz. Çoğunlukla yapabiliyoruz. Bazen kemiğimiz çok zayıf olabiliyor. İstediğimiz sıkılıkta yerleştiremeyebiliyoruz implantlarımızı. O zaman onun üstüne geçici bir damak yapıyoruz. Ama çoğunlukla implantlarımızı sıkı bir şekilde yerleştirebiliyorsak hemen üstüne sabit, ağzından çıkmayan geçici dişler koyabiliyoruz.